Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyfiniz yerindedir. Konu başlığında da okuduğunuz gibi bugünkü konumuz refleks. Bugün size refleks hakkında ufak bir bilgi aktarımı yapacağım. Daha sonrasında refleks antrenmanlarını göstereceğim. Ve ekstra bonus olarak bir hareket göstereceğim. Bu hareketi birçok oyuncu göstermiş fakat nasıl yapacağı hakkında bir bilgi vermemiş. Ben size nasıl yapılacağını da göstereceğim. Benden hediye olsun. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar refleks hakkında size bir bilgi aktarımı yapayım. Refleks kör noktadaki bir oyuncuya dönüp verdiğiniz tepkidir. Yani sizin infonuzun olmadığı veya bilmediğiniz sürpriz bir oyuncuya verdiğiniz tepkidir. Hani bazı arkadaşlar şunu refleks olarak adlandırıyor. Şurada bir hedef var. Bir de burada bir yani iki oyuncu görüyorsunuz karşınızda. Buna sıkarken bir anda döndünüz yerine ateş ettiniz. Arkadaşlar bu refleks değil, bu sprey geçişi. Refleks nedir? Yani şuradaki oyuncuya sıkıyorsunuz. Şuradan sürpriz bir oyuncu çıktı karşınıza. Bilmiyorsunuz yani. Şu adama sıkarken oluyor bu. Bir anda çıktı, döndünüz ona tepki verdiniz. İşte bu refleks. Veya arkanız dönük. Size ateş etti. Bir anda döndünüz ateş ettiniz. Bu refleks. Yani bunların adı refleks. Kör noktada veya görmediğiniz bu oyuncuya verdiğiniz tepkiye refleks deniyor. Hemen uzatmadan ben size ilk antrenmana geleyim. Daha öncesinde size bahsetmiştim. Bu antrenmanlar bir tık zor olacak. Daha öncesinde gösterdiğim antrenmanlarda şimdi size kolaylık sağlayacak. İlk antrenmanımız şurada bu hedeflere arkamızı döneceğiz. Koşacağız, ileriye doğru koşacağız. Hani hareket halinde olacağız. Bir anda dönüp ateş edeceğiz. Yani bunu istediğiniz kadar çalışın. Çünkü tüm hedefler kör noktamızda. Şu arkamızdaki tüm hedefler kör noktamızda. Bir bilgimiz yok. Hem bu arkamıza döndüğümüz hem ona refleks olarak verdiğimiz tepkide eğim de katkısı var. Hem eğiminiz gelişiyor hem refleksleriniz zaten arşa erecek. Yani bu hareketi yapabilirseniz tam anlamıyla. Şimdi bu harekette çekeceğiniz zorlukları da göstereyim, söyleyeyim size. Arkadaşlar şu dönüş var ya, bakın bunda sıkıntı çekeceksiniz. Yaparken hani olacak bu. Ben siz yazmadan hemen açıklayayım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman bir dakika şu hareketi çalışın. Yani 180 derecelik tam bir dönüş olayınızı yakalamanız lazım. Her seferinde 180 derece dönmeniz lazım. Yani bu da yapması biraz zor. Çünkü ilk zamanlar alışamayacaksınız. Daha sonrasında tabi alışacaksınız. Bunu yaptıktan sonra döndük. Eğileceğiz. Eğilme sebebimizi söyleyeyim. Sonuçta rakip size ateş ediyor. Yani eğildiğiniz zaman hiç yoktan rakibin bir tık da olsa eğimini bozma şansınız var. Eğildikten sonra ister dikiz açın ister açmayın. Yani o anki verdiğiniz tepkiye bağlı. Rakibe ateş ediyoruz. İlk antrenman bu kadardı. Ben yapayım 2-3 kez. Hani bu arkadaşlar yapacağınız ilk antrenman. Daha sonrasında ikinci antrenmanımıza geçelim. Şimdi dostlar geldik en güzel antrenmanımıza. Az önce uzak mesafede yapmıştık bu antrenmanı refleks olarak. Şimdi yakın mesafede yapacağız. Yapması cidden çok zevkli bir antrenman. Yaparken zevk alacaksınız ve bir o kadar da zor bir hareket. Yani size çok fazla katkısı var bu antrenmanın. Ama dediğim gibi biraz zor olacak. Alışma süreciniz olacak. Ve size püf noktasından bahsedeceğim. Hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar tam bu orta bölgeye geliyoruz. 3 hedef önümüzde, 3 hedef arkamızda kalması lazım. Şimdi bu hareketi yaparken dikkat etmeniz en önemli gereken şey dönüşünüz. Ben hareketi göstereyim hemen. Hem kafanızda soru işareti kalmasın. Arkadaşlar hareketimiz bu. Ateş ettik, döndük, ateş ettik. Bakın basit gözükebilir ama cidden çok zor bir hareket. Püf noktasına geleyim. Arkadaşlar dönüş yapıyoruz. Bu dönüşü yaparken sadece dönüş değil. Yani hareketliyiz, döndük, eğildik. Yani dönüş yaparken bir yandan da eğiliyoruz. Hani size az önce de bahsettim. Şu 180 derecelik dönüş. Bunu çok iyi alışmanız lazım. Hani bu bölgede çok fazla vakit harcamanız lazım. Cidden yapması çok zevkli bir antrenman. Size refleks kazandıracak. Hız kazandıracak, eğiminizi geliştirecek üst düzey bir antrenman. Hem yapması da zevkli. Ben yaparken pompalı kullanıyorum. Hem yakın mesafe olduğu için pompalı atışlarınızı da geliştirmiş olursunuz. Hem de eğlenceli vakit geçirirsiniz. Yani yaptığınız antrenmandan zevk alarak yaparsınız. Şimdi bir de size şeyi anlatacağım. O bahsettiğim bonus hareketi göstereceğim. Geçelim hemen. Evet dostlar işte bonus hareketimize geldik. Önce hareketi göstereyim size. Bildiğiniz gibi 180 derece dönme ateş ederken. Hani bu da bir refleks antrenmanı sonuçta. O yüzden gösteriyorum bu hareketi. Ben pek sık kullanmıyorum.
Çünkü hediye sayarım düşük olduğu için. Ama size bu hareketin nasıl yapıldığını da göstereyim. Kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilsin. Arkadaşlar bu hareket için önce hassasiyet ayarlarına geliyoruz. Burada bir hediye sayarımız var bizim. Ateş etme animasyon hassasiyeti. Burada lazeri hani 70'e, ben 70'te kullanıyorum. Hem şeyle biraz orantılı oluyor. Hani 180 derece dönmeden bahsettim ya az önce. Refleks antrenmanında. Hemen hemen oradaki hassasiyet de aynı oluyor. Ben böyle kullanıyorum. Siz arttırıp düşürebilirsiniz. Bu bölgeye geldikten sonra bakın ateş ediyoruz. Sonra telefonun ekranını çeviriyoruz. Yani telefon ekranı çeviriyoruz dedim. Hani şu anda dönüşleri yaptığım parmağım var ya. Baş parmağım. Bakın sağ döndürüyorum, sol döndürüyorum. Bunu ateş ederken çeviriyorsunuz. Bakın hareket çok basit. Çalıştığınız zaman size çok faydası olabilir. Bunu millet zor bir hareket gibi gösteriyor. Aslında basit bir hareket. Hani hepinizin yapabileceği, hani çok güzel vuruşlara imza atabileceği bir hareket. Bunu da göstermiş oldum size. Bakın tekrar anlatayım. Hassasiyet ayarlarına geliyorsunuz. Atış etme animasyon hassasiyetine geliyorsunuz. Bunu ben 70'te kullanıyorum. Siz rahat ettiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında ateş ederken parmağınızı çeviriyorsunuz. Bu kadar basit bir hareket. Ben hangi parmağımla çeviriyorum? Sağ sol dönüş parmağımla çeviriyorum. Döndüm. Bu arkadaşlar bu hareket. Yani şurada çalıştığımız hareket, yani şu bölgede yaptığımız hareket inanın daha zor bundan. Yani bu. Bakın burada da yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz bu hareketi. Evet dostlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur izlediğiniz video. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.